var. Anneciğim, babacığım, bu sizsiz ilk bayramımız. Her bayram sabahı bize aldığınız elbiseleri ve ayakkabıları giyip ellerinizden öperdik. Siz bize bayram kaçlıkları verirdiniz. Sizi çok özleyeceğim anneciğim, babacığım. Yanımızda Selena ablamız, Ekrem amcamız, Müstesna teyzemiz ve Zülfikar abimiz var. Onlar çok iyi insanlar. Bize çok iyi bakıyorlar ama keşke yanımızda siz de olsaydınız. Anne baba, gözünüz arkada kalmasın. Biz hep bir arada olacağız. Teşekkürler Selena. Bu bizim için en güzel bayram hediyesi oldu. Sen ablaların bir tanesisin. Siz de bir tanesiniz kızlar. Oh, Müstesna Hanım, vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş kahve. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Ekrem Bey. Görevimiz. Eviniz de gerçekten çok güzelmiş Ekrem Bey. Ya aslında diyorum ki daha büyük bir eve mi geçsem? Hani o da belki çoluk çocuğa karışınca. Aa Ekrem Bey, çoluk çocuğa karıştıktan sonra da burası yeter size. Nasıl olsa anneniz yok başınızda fazlalık. Estağfurullah Müstesna Hanım, olur mu öyle şey ya? Merhaba. Selam. Ay! Ay! Kızlar, Ekrem amcanızın arkadaşı Seval Hanım'la tanışmış mıydınız? Ha! Ekrem amca? Ya? Ekrem Aykar. Ekrem Bey'in arkadaşı Seval Hanım. Merhaba çocuklar. Ben sizi görmüştüm geçenlerde pastanede. Evet, görmüştünüz da kendileri. Kızlar, Ekrem amcanızın elini öpmediniz. Ha, Ekrem amca. Ay. Bayramın kutlu olsun. Değil mi? Sizin de kutlu olsun çocuklar. Oh, 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 oh. Ay, Ekrem Bey'in eli pek acıktı. Kızlara her bayram bol bol harçlık verir. Ya öyle mi? Ne güzel. Aa, öyle mi? Ne güzel. Ya şimdi siz en az bir 50'şer lira verirsiniz kızlara, değil mi? Anne! Annem benim küçükken hep bayramlarda harçlık verirdi. Onu anımsayınca duygusal bir patlama oldu. O yüzden bağırdım. Eğer burada olsaydı eminim anneniz yine harçlık verirdi size. Ama biliyorsunuz kadıncağız tatilde Antalya'da. Annenizi de mi tatile gönderdiniz Ekrem Bey? Çok düşüncelisiniz. Ay pek düşüncelidir. Ekrem üstünde kırk yalan uydurur. Ekrem Bey, kızların harçlığını unuttunuz. Ya ben bankaya da uğramayı unutmuşum. İsterseniz ben vereyim. Çocukları hayal kırıklığına uğratmak olmaz. Olur mu öyle şey ya? Lütfen tamam. Son bir 50 milyonum vardı burada benim. Ben onu buldum şu an ve veriyorum kızlar. Sonra şey. Gerçekten gerek yok Ekrem amca. Öyle mi? Aa, alın alın. Yoksa Ekrem amcanız çok kızar. Değil mi Ekrem Bey? Onu söylüyordum ben de müstesna. Ne münasebet, verilen para geri alınır mı ya? Bayram harca ya, harca. Hep bu nazlı yavrucağın yüzünden bulaştı kızamık. Hayır, bunlar gerçek. Yıkadım çıkmadı. Aslıcığım, döner dönmez doktoru çağırırız. Kıvılcıma da baksın. Olan bizim tatilimize oldu. Keşke Zülfikar'ı çağırsaydık hayatım. Gelip bizi alsaydı ya. Taksilerde sürünüyoruz böyle. Yavrucuğum, bugün bayram, unuttun mu? Bayram günü çocuğun gidecek bir yerleri, ziyaret edecek insanları falan vardır. Tutup bayram günü niye çağırayım? Ay, tamam tamam. Bayram günlerini maaşından kesiyorsundur herhalde canım. Aslı. Ay seni düşünüyorum Ekremciğim. Bu da mı kabahat oldu şimdi? İlahi Seval Hanım ya. Ah. Efendim? Bu kim? Ah. Ah. Ablam canım, ablam. Ha, benziyorsunuz gerçekten. Hayret ya, kimse de benzetmez halbuki. Son zamanlarda ben de benzetir oldum.
huy olarak tan. Ah. Ha, andırıyor sizi. Bir ara onunla da tanışmak isterim. Eminim o da sizin kadar şeker bir insandır. Tatlı mı? Ne demezsiniz canım? Öyle bir tatlı ki, değil mi kızlar? Ya ne demezsiniz? Bir tanedir bir. Aa, Nazlı, senin kızamın geçmiş. Evet, nedense onunki çabuk geçen türdenmiş. Ay aman aman. Ah. Ay karmalikanesi, ben müstesna. Buyurun. Ha, alo müstesna. Benim Ekrem. Aa, buyurun. Biz tatilden erken dönüyoruz. Ne? Ay ne güzel. Şimdi doğru eve geliyoruz. Anahtarımız yok da evde misiniz diye aradım. Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam. Ne oldu müstesna hanım? Yoksa tahmin ettiğim kişi mi? Ya. Zülfikar Bey'i de arayan. Ah. Ha Ekrem Bey, Zülfikar Bey dedi ki tatili yarıda kestik, yoldayız, dönüyoruz. Az sonra evde olacağız dedi.